Merhaba. Bugünkü yayında yine bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bir anı, bir hatırat aslında bu. İhsan Sabri Çağlayangil'den. Gençlere bu kitapların, özellikle de hatıratların faydalı olacağını düşündüğümüz için bu yayınları özellikle onlara yönelik olarak yapıyoruz, öyle söyleyelim. Malum ya, bugünkü kuşaklardan mevcut meslek erbabından, siyasetten, siyasetçilerden ve gazetecilerden fazla ümidimiz yok. Dolayısıyla bu hatıra kitaplarını, tarihte olup biten olayları, bunları mükemmelen anlatan adamların ağzından, kaleminden aktarmak, gençler açısından siyaset bilimi öğrencileri, gazetecilik öğrencileri, uluslararası ilişkiler ve öteki sosyal bilim alanındaki öğrenciler açısından çok faydalı olacağını zannediyorum. Dolayısıyla bazı kitapları ve tabii bazı kişileri, şahsiyetleri tanımalarında büyük fayda var. İşte onlardan biri. İhsan Sabri Çağlayangil. Excellence. Ayrıntısına geliriz birazdan. Anılarım isimli bir hatırat yazdı İhsan Sabri Bey. Yaşadığı dönemi çok da uzun yıllara sari bir devlet hayatı oldu İhsan Sabri Bey'in. Çok özel bir kariyeri oldu. Aktarmış bu kitabında. Önce kitabın künyesiyle ilgili bilgiler vereyim. Güneş yayınlarından çıkmış bu kitap. 1990'larda, yani 1990 yılında, Şubat 1990'da yayınlandı. Aslında çok eski bir kitap değil. Ve kitabı hazırlayan sanıyorum Tanju Cılızoğlu. Evet, onun da emeğine sağlık diyelim. Güzel bir kitap olmuş gerçekten. Şimdi İhsan Sabri Bey dedik. İhsan Sabri Bey'in çok özel bir kariyeri oldu dedik. 15 yıl civarında, 15 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış bir isim. Tamam. Sonra bir 15 yılda valilik. Toplam 30 yıl İçişleri Bakanlığı'nda, eski tabirle dahiliye nezaretinde hizmet vermiş. Devlet hayatı 30 yıl dahiliyede geçmiş bir adam. Ama az önce de söyledim, İhsan Sabri Bey tarihe biraz daha ve daha çok belki de ekselans olarak geçti. İhsan Sabri Bey Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk Hariciyesi'nin en önemli isimlerinden, tarihi değeri yüksek isimlerinden bir tanesi. Hani Arapça bir ifade vardır. Şerefül mekan bil mekin derler. Yani bulunulan mekana anlamını veren, o mekanda oturan, o makamda oturan kişidir. Şu ya da bu koltukta oturabilirsiniz ama o koltuğun değeri sizin değerinizle kaimdir. Siz kıymetli bir adamsanız, itibarı yüksek bir şahsiyetseniz, o koltuğa oturduğunuzda o koltuk değer kazanır. Ama vasat altı bir kişiyseniz, nitelikler itibariyle veya her neyse, o koltuğa geçtiğinizde o koltuk değer kaybeder, itibarını yitirir. Dolayısıyla şerefül mekan bilmekin kişiden kaynaklanır. Mekanların, makamların, koltukların değeri derler ve çok doğrudur. İşte İhsan Sabri Bey gerek İçişleri Bakanlığı'nda gerekse Dışişleri Bakanlığı'nda oturduğu koltuklara itibar kazandırmış önemli isimlerden bir tanesi. Tanımak lazım. Şimdi birazdan bir ölçüde olsun tanırız diye düşünüyorum. Şimdi Dışişleri Bakanlığı 10 yıl kadar sürdü. Cumhuriyet döneminde Tevfik Rüştü Aras en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış isimdir. Ondan sonra İhsan Sabri Bey geliyor. Bir daha da bu kadar uzun süre Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturmuş kimse olmadı Türkiye'de. Bu bakımdan da önemli. Tabii 30 yıl dahiliyede çalışıp polislik yapmış, sonra valilik yapmış bir ismin kalkıp Dışişleri Bakanlığı'na geçmesi Türkiye'de devlet hayatında öyle kolay kolay görülebilecek bir şey değildir. İhsan Sabri Bey bunu başardı. Çünkü kişi olarak, şahsiyet olarak nitelikleri, eğitimi, birikimi, duruşu, dahiliyeden gelmiş olmasına rağmen hariciyeyi taşıyabilecek, ona değer katacak niteliklerde idi. Doğru bir tercih olmuş ve orada da gerçekten harikulade bir bakanlık. Dedim ya, bakanlığın tarihine olumlu, oraya itibar kazandıracak izler bırakarak yaşanmış yıllar bunlar. Şimdi birkaç anekdotla İhsan Sabri Bey'i tanıyalım. Mesela kitaptan tabii aktarıyorum bunları hep. Valilik dönemi. Bursa'da valilik yapıyor. 1950'li yıllar, 50'lerin sonunda. Ve Adnan Menderes başbakandır. İhsan Sabri Bey Bursa valisidir. Bursa'da bir tiyatro binası inşa ediyor. Veya ediliyor ama vali İhsan Sabri Bey buna nezaret ediyor. Bir an önce yapılması, bitmesi için çaba harcıyor. Ama Demokrat Parti il teşkilatından, mahalli teşkilatlardan
tepkiler var, rahatsızlıklar var, kaynaşmalar var. Valiye de bir şey söyleyemiyorlar ve Adnan Menderes'i arıyorlar. Adnan Menderes'e şikayetlerini dile getiriyorlar. Biz bu tiyatroyu istemiyoruz havasında şikayetler. Orada Adnan Menderes Bursa valisini arar. İhsan Sabri Bey'i. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Kitaptan 54. sayfadan aktarıyorum. Menderes beni telefonla aradı. Aramızda aynen şu konuşma geçti. Sen ne yapıyormuşsun Çağlayangil? Menderes söylüyor. Ne yapıyormuşum efendim? Tiyatro yapıyormuşsun. Yapıyorum efendim. Sen o işten vazgeç. Başka işler yap. Mesela ne gibi işler yapayım Sayın Başbakanım? Ne bileyim, yol yap, okul yap, cami yap, çeşme yap. Menderes böyle deyince durumu anlamıştım diyor İhsan Sabri Bey. Parti örgütü bana pek aktaramadıkları karşı çıkışlarını başbakana iletmişlerdi. Ben gülerek Sayın Menderes'e şu yanıtı verdim. Sayın Başbakan, siz okul yapacak, cami yapacak insan çok bulursunuz. Ama tiyatro yapacak valiyi pek bulamazsınız. Bırakınız, müsaade ediniz, bu girişimi tamamlayayım. Menderes kızdı. Beş para vermem dedi. Ben de sizden para istemem cevabını verdim. Ve telefon böylece kapanıyor. Bu tiyatro binasını inşa ediyor. Hizmete giriyor. Şimdi bu diyalog bir vali ile bir başbakan arasındaki bir diyalog ve Adnan Menderes güçlü bir başbakandır, karizmatik bir başbakandır. Vali ile böyle bir konuşma ve vali Menderes gibi bir başbakana bu şekilde cevaplar verebiliyor. Dirayetli vali dediğiniz şey bu. Dirayetli devlet adamı dediğiniz şey bu. Doğru bildiğinde ısrar etmesini bilen, nezaket çerçevesinde elbette. Ama başbakan açısından baktığınız zaman orada da bir mesaj var. Başbakan bir valiyi arıyor. Arada İçişleri Bakanı var altında. Vali, dedim ya Menderes gibi karizmatik bir adam, İçişleri Bakanı'na hayır bunu yapmayacaksın diyor. Vali yapacağım diyor. Para vermem diyor. Vermeyin efendim ben bunu yapacağım diyor. Ve diyor ki siz cami yapacak, çeşme yapacak vali bulursunuz. Tiyatro yapacak bulamazsınız. Sene 1957. 1957 seçimleri Menderes'in en zor seçimleridir. Zar zor iktidarı elde ettiği seçimlerdir. Ve Allah bana bir daha böyle bir seçim gecesi yaşatmasın dediği seçimlerdir. Yani siyaseten sıkışık olduğu bir dönemde böyle bir diyalog gerçekleşiyor. Menderes de kendisiyle böyle konuşan bir valiyi cezalandırmaya, onu oradan almaya kalkışmıyor. Onda da bir kumaş var. En azından bu olay Menderes'in bu anlamdaki bir özelliğini bu örnekte en azından net bir biçimde çiziyor. Devlet tecrübesi, devlet hayatının nasıl aktığına ilişkin bir resimdir bu. Bir tiyatro binası üzerinde neler, nasıl bir diyalog gelişmiş iki kişi arasında, iki devlet adamı arasında. Biri vali, birisi başbakan ve tablo bu. Dirayetli bir vali dedik İhsan Sabri Bey için. Dirayetini ve cesaretini, dobra dobra konuşma özelliğini gösteren başka örnekler de var kitapta. Bunlardan bir tanesi yine Hariciye Nazırı ya da Dışişleri Bakanı olduğu döneme ait bir anekdot. Ekselanstır ama dobra dobra konuşmayı da bilen bir ekselans, öyle söyleyelim. İran Şahı Türkiye'yi ziyaret ediyor. İşte tarihi turistik yerler geziliyor. Kuşadası'na gidiyorlar. Kitabın 127. sayfasına bakalım. Orada İran Şahı Kuşadası ziyareti sırasında bir kurye geliyor. İran'dan bir haber geliyor. Bir konu var. İranlılarla konuşuyor, ediyor İran Şahı uzun uzun. Sonra anlaşılıyor ki konu o kadar da önemli değil aslında. Yani Şah'a kadar çıkacak bir konu değil. Ve İhsan Sabri Bey Dışişleri Bakanı, Şah misafir. Ama herhalde aralarında işte biraz da samimiyet kesbetmişler belli ki. İran Şahı'na İhsan Sabri Bey şöyle diyor. Ya koskoca İran Şahısınız. Böyle işlerle neden siz uğraşıyorsunuz? Şah'ın cevabı şu. Doğru söylüyorsunuz. Liyakatli müşavirlerim olsaydı ben de rahat ederdim aslında ama işte görüyorsunuz durumu. İhsan Sabri Şah'a şöyle diyor. Liyakatli müşaviri ya da danışmanı yaşatmazsınız ki. Düşünebiliyor musunuz? İran Şahı'na söylediği şey bu. Yaşatmazsınız ki diyor. Liyakatli insan istemezsiniz ki. Şah neden diye sorar. İhsan Sabri'nin cevabı şöyledir. Siz doğruyu değil, hoşunuza gidecek şeyleri işitmek istiyorsunuz da ondan. Bu yüzden yaşatmazsınız. Sonra da gülüştük diye ekliyor. Burada da bir mesaj. Çok net.
Yani hiç acımadan, hiç diplomatik nezaket kurallarını da bir kenara bırakarak yüzüne karşı belli ki aralarındaki samimiyete binaen diyelim, liyakatli adam yaşatmazsınız diyor. O da hayır öyle değil demiyor, o da gülüyor. Konuşma gülerek bitiyor. Gerçekten de belli makamlarda belirli güç biriktirmiş ya da güç yozlaşmasına uğramış aktörlerin zaman zaman yaşadığı bir tablodur. Şaha ya da krala ya da her neyse bu yüksek makamları işgal eden adamlara duymak, işitmek istemeyecekleri, işitmek istemeyeceklerini söyleyen adamlara başka bir şey denir. Duymak istediklerini, işitmek istediklerini söyleyen adamlara da başka bir şey denir. Hadi söyleyelim, birincilere danışman denir, müşavir denir, ikincilere de dal kavuk denir. Şaha İhsan Sabri Bey'in verdiği mesaj buydu. O da herhalde şey bir adam ki ne diyelim. Onun da bir kumaşı, devlet adamlığı kumaşı veya insani gelişmişliği ileri ki bunu dert etmiyor, sorun etmiyor ve gülüşüyorlar. O da kendi durumunun farkında öyle diyelim yani. Ve bir son hikaye daha Anılarım kitabından. Pek az yerde görülebilecek çapta bir olay. Gerçekten tadına doyum olmaz bir anekdot. Yine bu kitaptan aktaralım. Bir Habeşistan ziyaretinde aslan kafesine giren bir Dışişleri Bakanı. Evet, Afrika'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Habeşistan ziyaretine katılıyorlar. Değişik partilerden isimler var. CHP'den Kasım Gülek var. Veya o sırada hangi partideyse artık. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Bey'dir. Ve birlikte Afrika'da, Habeşistan'da geziyorlar. Uğradıkları yer neresi bakalım? Habeş İmparatoru Negüs'ün mekanındalar. 2500 rakımlı bir yer Habeşistan. Bir aslan kafesi. Aslanların bulunduğu bir yere getiriyorlar bunları. Bir aslan kafesinin etrafındalar. O sırada bir Etiyopyalı kafesin içine girmiş ve aslanları besliyor. Elinde tepsi var. Tepside etler. Aslan kafesinin içinde. Belli ki hayvan adama alışık. Besleyene. Birbirlerine alışıklar. Etleri atıyor. Eliyle ağzına veriyor. Falan. Böyle bir ortamda Cevdet Sunay da Cumhurbaşkanı olarak orada. İhsan Sabri Bey de Kasım Gülek'in yanında. Gülek bana bu Habeş'e şaşıyorum dedi. Nasıl bu eti korkmadan yediriyor? Bir pençe atsa hayvan işini bitirir. Ben de Güle'ye hayvanlar insanlar gibi değildir. Kendilerine fenalık edilmezse onlar da mukabele etmezler. Hele kendilerine yemek verenlere hiç dokunmazlar cevabını verdim. Hikaye asıl bundan sonra başlıyor tabii. Kasım Gülek bana döndü. Bu fikrinizde samimi misiniz dedi. Kasım Gülek de az tilki adam değil. Girdiği riske bakın. Bu fikrinizde samimi misiniz dedi. Elbette dedim. Peki öyleyse aslana yemeğini siz verin. Söyle ya madem kendisine et, yemek veren insanlara dokunmazlar diyorsun. Girin bakalım siz verin diyor. Şaşırdım. Müşkül durumda kalmıştım. Ömrümde hiç aslanla bir kafeste beraber olmamıştım. Yürüdüm, kafese girdim. Habeş'e işaretle eti ben vermek istiyorum dedim. Adam anladı. Tepsiyi bana verdi. Ama aslan o sırada durumdan huylandı. Hırlamaya başladı. Hemen kendisine tepsiyi uzattım ama Habeş gibi elimle vermem de gerekiyordu bir taraftan. Öyle ya. Tecrübem de olmadığı için aslanın dili elime sürttü. Törpü gibiydi diye ekliyor. Aslanın dili bizim Dışişleri Bakanı'nın eline sürtüyor ve törpü gibiydi diyor. Bu sırada Sunay, Cevdet Sunay bizi seyrediyordu. Bağırmak beni durdurmak istemiş ama mani olmuşlar. Aslan sesten ürker diye. Kafesten çıkınca bir şekilde bu iş bitiyor kazasız belasız. Kafesten çıkınca bana Cevdet Sunay'ın söyledi. Vallahi diyor seni aslanın yediğine yanmam ama gazeteler Türk Hariciye Bakanı'nı aslan yedi diye yazarlarsa rezil oluruz dedi. Olağanüstü bir hikaye gerçekten. Hariciye Nazırı, Türk Hariciye Nazırı aslan kafesinde eliyle aslan besliyor ve aslan pekala onu parçalayabilir.
Cevdet Sunay haksız mı? Gerçekten de Türk hariciye seni diyor, seni aslanın yediğine yanmam da gazeteler Türk Hariciye Bakanı'nı aslan yedi derlerse rezil oluruz. İhsan Sabri Bey böyle bir adam. Bu hikayenin bir devamı var. Mecliste bu ziyaretten sonra mecliste bir gün Dışişleri Bakanlığı bütçesi falan tartışılıyor. İşte Türkiye'nin izlediği politikanın ürkek bir politika olduğu eleştirileri falan yapılırken rakip partiden Kasım Gülek, o seyahatte bulunmuş olan Kasım Gülek kürsüye çıkıyor. Ve diyor ki, Sayın Milletvekili arkadaşlarım, İhsan Sabri Bey'i savunmak bana düşmez ama hani ürkek falan dediniz. Ben şahidim, hiç ürkek falan değil, aslan kafesine bile girdi, o kadar ürkek değil yani diye de söylemiş Kasım Gülek. Böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz. Kariyeriyle, cesaretiyle, dirayetiyle bir devlet adamı. Bu adamlar Türkiye'nin birikimidir. Türkiye'nin işte hem dahiliyesine hem hariciyesine hem de devlet hayatına katkılar vermiş adamlar. Şerefül mekan bil mekin ifadesinin tekrar altını çiziyoruz. Okuyun. İhsan Sabri Bey önemli bir adamdır. İyi okumalar dilerim.